bilişimlerin 50. yılında Kamu BIP 24 ve BİMYA 28 bütünleşik etkinliğinde yine birlikteyiz. TR7 Genel Müdürü Sayın Ahmet Güner ile birlikteyiz. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz. Çok keyifli. İlgi oldukça yüksek. Çünkü geçtiğimiz bir iki sene biliyorsunuz etkinlik yapılamadı. Dolayısıyla hem kamu tarafında hem de özel sektörde bilişim firmalarının katılımı oldukça iyi. İlgisi de yüksek. Şu ana kadar iyi gidiyoruz yani. İnşallah harika. Önümüzdeki günlerde de öyle devam ederiz. Şimdi TR7 diyeceğim ama TR7'nin isminden mi başlayalım, ne yaptığından mı başlayalım? TR7'nin isminden başlayalım. Niye isminden başlayalım? Evet. Çünkü bu TR Türkiye'nin TR'si. 7 de nereden geliyor aslında? Biz güvenlik, uygulamaların güvenliğini yaptığımıza dair bir söylemimiz var, mottomuz var ama şöyle bir durum var. 7. katmanda bizim ürünümüz uygulamaların güvenliğini sağlıyor. Dolayısıyla biliyorsunuz layer katmanları 7'ye ayrılıyor. En üst katmanda uygulamaların ve servislerin güvenliği. Biz de load balancer'ımızın üzerindeki WAF'la uygulama güvenliği yapıyoruz. O yüzden 7. katman ve TR7'nin adı da aslında oradan geliyor biraz. Peki. TR7 tabii 7 katman, 7 iklim, 7 cihan. Oradan yürüyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Yani milli 7 kat yerin altıyı falan diye. Oradan gidebiliriz ama tabii şimdi o zaman TR7 bu katmanlarda ne yapıyor? Neyi sağlıyoruz? Güvenlik mi sağlıyoruz? Yoksa bu katların geçişlerini mi sağlıyoruz? Ne şimdi yapıyoruz? Aslında şöyle yapıyoruz. Ne iş yapıyoruz? Kamuda bilinen bazı global üreticiler var. Yük dengeleyici olarak piyasaya çıkan ürünler var. Hemen hemen de aslında kamuda hani piyasanın %98'i veya %95'i bu firmalar tarafından domine edilmiş durumda. Bizim yola çıkış amacımız şuydu. Biz global üreticilerin yaptığı işi yapabilir, sağladıkları fonksiyonları sağlar ve verdikleri performans değerlerini verebiliriz diye yola çıktık. Ve dedik ki biz in-house olarak bu teknolojiyi geliştirebiliriz. Dolayısıyla dış şeylere, teknolojiye ihtiyacımız yok dedik. Böyle yola çıktık. Yaklaşık 12 sene oldu. İyi ki de böyle bir adım atmışız. Çünkü Türkiye'de ciddi bir açık vardı bununla alakalı. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk yerli ve milli ürünü olarak load balancer ve WAF ürünü olarak piyasaya çıktı. TR7 markası da aslına bakarsanız yaklaşık 2,5 seneden beri şu anda marka ismiyle, TR7 ismiyle gidiyor. Daha evvel büyük vakıf kuruluşlarıyla bir takım çalışmalarımız vardı. Biz temel olarak ne yapıyoruz? Yük dengeleme uygulama, yani dışarıdan gelen kullanıcıların internetten getirdiği trafiği arka tarafta ilgili sunuculara veya uygulama sunucularına eşit miktarda dağıtıyoruz. Dolayısıyla meydana gelebilecek dar boğazları engelliyoruz. Onun yanında da uygulama katmanında bugün hepimizin cep telefonlarından, bilgisayarlardan girdiği uygulamaların güvenliğini sağlıyoruz. Yani karışık mı oldu? Yok, ben anladığım şekilde bir ne anladığımı söyleyeyim. Yani aslında bir su geliyor. Büyük bir kanal. Evet. Sel basmasın diye siz bunları gitmesi gereken yerlere dengeli bir şekilde gönderiyorsunuz. Bunu yaparken de yabancıların bize indüklediği rakamlarla değil, çok daha makul fiyatlarla yapıyoruz. Dolayısıyla fayda sağlıyoruz. İki fayda birden sağlıyoruz. Hem trafiğin doğru yönetilmesini, aynen öyle, hem de maliyet anlamında aslında bir ciddi şey yaratıyor. Bir de o kanallara filtreler koyuyoruz. Bir de filtre var. O su gelirken bir filtreden geçiyor ama aradan bir sürü şey geçiyor. Biz bir de filtre koyuyoruz daha ince. Oradaki zararları ortadan kaldırıyoruz. Yani aslında bir de araya güvenlik kapıları koyuyoruz. Aynen öyle. Ben biraz böyle görecel anlatıyorum ama. Ama güzel bir anlatım oldu. Hiç böyle denememiştim yani işletim. Çünkü kanallarda da, su kanallarında da böyle kapılar vardı, bir şeyler vardı. Aynen. O kapılarda işte aslında filtre olarak tarif ediyorsunuz. Aynen. Nihayetinde. Peki yerlilik ve millilik meselesine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi herkes bir şeydir gidiyor. Yerli milli ürün. Yerli millidir. Kimisi bunu kendi çıkarları mı diyeyim yoksa kendi kazancı için mi? Yani biraz manipülasyon amaçlı da bu şeyleri kullanıyoruz. Bu terimi çok kullanıldığını görüyoruz. Aslında böyle çok kullanıldığı vakit ne yapıyor? Altını boşaltıyor. Aynen İçini öyle. Boşaltıyor. Biz de müzdaribiz bundan. Peki. Şimdi yerlilik ve millilik herkes tanımını, kavramını farklı şekilde yapıyor. Yani yabancı bir firma Türkiye'deki ticaret kanunlarına uygun olarak kurulmuş. Diyor ki ben yerliyim. Doğru mu? Baktığınız zaman yok. Evet. Kitabi olarak belki doğru olabilir ama
millilik meselesine geldiği zaman millili evet burada üretim, burada know-how, burada telif hakları falan gibi şey yapıyor. Siz kendinizi tamamen yerli ve milli olarak konumlandırıyorsunuz ve bu da kıymetli. Peki çok bu kıymete kıymetli. Kattığınız katma değer ne? Şimdi şöyle, biz bu işe başlama sebebimiz şu aslında. Biz şunu gördük yıllarca. Teknoloji alanında, ki sonradan bu siber güvenlik biraz daha önemli bir hal almaya başladı. Aslında daha önemli. Hep dışarıdan ürünler alıyorduk. Servis tarafında evet hızlı geri dönüşler alıyorduk. Ürünler düzgün, sağlam, çalışıyorlar. Ama günün sonunda verinin daha önemli olduğunu anladık bir yerden sonra. Yani cihazdan ziyade veri daha önemli. Aslında kutunun bir önemi yokmuş. Aynen öyle. Yani o bir metal. Sonra fark ettik bunların hep zaten Çin'de bir yerde üretiliyor. Ve Amerika'ya veya başka bir yere gidiyor. Üzerine yazılım olarak katma değer konuyor. Yazılımsal bir katma değer. Sonra geri bize satılıyor ya da dünyaya satılıyor. Şimdi gördük ki biz burada aslında veri güvenliğinde ciddi kaçaklar yaşıyoruz. Şirketimizin kurucu ortakları da birçok altyapıyı kurmuş iki mühendis. Zaten onlar veri merkezlerinde bu ihtiyacı fark ediyorlar. Diyorlar ki ya biz bunlara niye bu kadar para veriyoruz? Ya böyle bir ürün var. Ve o zamanlarda load balancer vaf kavramını kimse bilmiyor. Diyorlar ki bu yapılabilecek bir şey. Biz bunu hem layer 4 hem layer 7'de hem güvenliği hem de load balancing'i halledebiliriz diyorlar. Yola çıkıyorlar ve ciddi bir açı da kapatıyorlar. Dolayısıyla ortaya da şöyle bir ürün çıkıyor. Hem fiyat performans anlamında kuruma fayda sağlayan bir ürün çıkıyor. Hem de onu satan iş ortağına para kazandıran bir ürün çıkıyor. Dolayısıyla burada çift entegratör tarafı. Para kazanabiliyor. Son kullanıcı parası cebinde kalıyor. Bu ürünü de satan para kazanıyor. Dolayısıyla para bir de Türkiye'de kalıyor. Şimdi ben hep bu örneği veriyorum. Bir tane işte global ürünler var. Bir tane adam çalıştırıyor Türkiye'de. Maalesef. 20 milyon dolar, 30 milyon dolar pazar payı. Bir kişi maaş alıyor sadece o şirkette. O paranın hepsi yurt dışına çıkıyor. Evet. Biz 15 tane mühendis çalıştırıyoruz yaklaşık. Ve ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Ve müşterilerimize de şunu söylüyoruz. Sizin global üreticilerden isteyemediğiniz şeyleri bizden isteyin. Hı. Çünkü bazı maliyetlerden de kaçınıyoruz. Biz bunları yapalım sizin taleplerinize. Talepleriniz şey doğrultusunda. Ve gerçekten de öyle oluyor. Bir kuruma bir ürün koyduğumuz zaman diyorlar ki şurasında şunu yapsak daha iyi olmaz mı diyorlar. Tabii ki diyoruz. Hemen çalışıyoruz. Onlara dönüyoruz. Testlerimizi yapıyoruz. O özelliği koyuyoruz. Acayip mutlu oluyorlar. Şimdi milliliğe nasıl bakıyoruz biz? Millilik meselesi aslında şöyle. Çoğumuz yanlış anlamışız gibi düşünüyorum ben bunu. Millilik konusunu. Çünkü şimdi tamam bir ürünün Türkiye'de birleştirilmesi, üzerine bir yazılım eklenmesi evet bir değer mi? Değer. Daha almamız gereken çok ciddi bir yol var. Mesafe var. Ama hani buna da kurumların ne kadar sahip çıktığına, son kullanıcıların ne kadar sahip çıktığına dair bir parametre olması lazım aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla yani yerli millilik konusu belki de bu görüşmemize sığmayacak uzunlukta çok tartışacağımız, böyle kendimiz zaman zaman kötü hissettiğimiz, bunu kötüye kullanan bir sürü insanın olduğu, onlar yüzünden bizim sıkıntı yaşadığımız bir alan. Peki burada şöyle bir şey Ahmet Bey. Genelde anladığım kadarıyla kamuya daha çok hizmet veriyorsunuz. Evet. Kamuya hizmet verirken şunu yaşıyor musunuz? Ya Ahmet Bey siz yerlisiniz, millisiniz, iyisiniz, hoşsunuz. Şurasında iyi yapsanız daha iyi olur. Evet ya siz de zaten yerlisiniz, Türksünüz, ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çok 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 güzel soru sordunuz. Diyen oluyor mu? Hemen cevap oluyor. Şimdi şöyle, bizim için en iyi son kullanıcı şu, yani şöyle söyleyen müşteri. Ben birincisi düşünmüyorum sizin ürününüzü almayı, yerli milli ürün düşünmüyorum. Çünkü ben dünyanın en iyisini aldım, ben bununla devam edeceğim. Hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Benim için en kıymetli müşterilerden bir tanesi. En azından samimi bir şekilde bana ne yapacağını söylüyor. Ama bazı son kullanıcılarımızda şöyle bir şey oluyor. Bize tamam yarın çalışırız, öbür gün çalışırız, önümüzdeki sene şöyle planlamamız var diyor. Bizi biraz böyle taca atıyor. İpi onu seriyor. Aynen öyle. Bir de bizi hiç kapısından sokmayan şeylerimiz var, müşterilerimiz var. Nerede sanmıyor? Şöyle bizden kaynaklanmıyor bu. İşte yerli milli anlayışını suistimal eden başka şirketlerden kaynaklanıyor. Maalesef. Bunu ama yavaş yavaş atlatacağız. Bu arada bu işe çok sahip çıkan kurumlar da var. Sahiplenen, ürünü deneyen, bize önerilerde bulunan. Mesela bu kurumların isminden bahsedebilirsiniz. Mesela savunma sanayi başkanlığı kendisi.
Mesela Tarnet'in kendisi. Tarım Bakanlığı bağlı. Ondan sonra var böyle birçok TürkSat. Hmm. TürkSat da yani gerçekten bu ürünlere sahip çıkan kurumlardan bir tane. Dijital Dönüşüm Ofisi. Ben büyüklerinden bahsediyorum bu arada burada. Ha var ufak müşterilerimiz, bazı belediyeler. Gerçekten yerli ürünleri hemen gelsin deneyelim diyen rekabet kurumu. Oo. Gerçekten hani destek olduğunu bilfiil gözümle gördüğüm kurumlar. Birçok kurum destek oluyor. Ama dediğim gibi hani bize ve diğer üreticilere, çünkü mesela rekabet kurumunda hemen hemen kullandıkları her şeyi yerli. Storage'ları da öyle, switch'leri de öyle, yazılım güvenlik yazılımları da öyle, load balancer, WAF'ları da öyle. Çok iyi. Böyle kurumlarımız var ve biz onlara minnettarız. Gerçekten. O geri beslemeleri yapıyorlar bunlar değil mi? Yapıyorlar tabii. Ha, Ahmet Bey şurasını yapsanız daha iyi olur. Burasını yapsanız daha iyi olur. Tabii. Şeklinde. Çok destek oluyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla en büyük yani ürün geliştirme noktasında veyahut da bir ürün daha iyi mükemmel hale getirme noktasında kullanıcı deneyimi kıymetli. Çok. Onun size geri besleme yapması lazım. Çok kesinlikle. Veyahut da eksik gördüklerini şöyle düzeltmesi lazım. Tamam. Ki siz de yurt dışına veyahut da diğer ülkemizdeki yabancı menşeli ürünlerle rekabette daha güçlü olasınız. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir tecrübesi de var kurumlarımızın. Diğer ürünleri kullandıkları için onlarda olup bizde olmayan eğer varsa bir takım ek özellikleri görebiliyorlar. Bizi uyarabiliyorlar. Şimdi biz bütün global üreticilere hakim olabilmek gibi bir durumumuz yok. Çünkü onları bir satın alıp denememiz lazım. Ya da kendimiz çalıştırmamız lazım. Kurumların o anlamda bize faydası var. Katma değeri var. Çok iyi. Son olarak eklemek istediğiniz Ahmet Bey? Ya şöyle bizim arzumuz şu Ahmet Bey. Tabii ki herkes bizim ürünümüzü kullanacak diye bir kaide yok. Yani TRI'yi de her kurumda olsun diye bir hedefimiz var tabii ki ama bir iddiamız yok. Ama şunu istiyoruz. Her kurum en azından bir kere ürünümüzü denesin. Hem load balancer tarafında hem de WAF tarafında. Çünkü biz güvenlik tarafında çok güveniyoruz. Yaptığımız testlerde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bizi satın alıp almamaları önemli değil. Ürünümüzü bir kere denesinler. En azından görmüş olsunlar. Hem kullanım kolaylığı açısından hem de fiyat performans açısından çok fayda sağlayacağını, fayda alacaklarını düşünüyorum. Bu sene olmaz, sonraki sene olmaz. Belki 5 sene sonra düşünürler almayı. Ama böyle bir ürünümüz var. Var, kesinlikle. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayınlarda birlikte olmak dileğiyle diyoruz. İnşallah. Seve seve. Çok sağ olun.